Evet, Sanat Güncesi programından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz hayatını müzikle geçirmiş bir isim olan İzmit'in yetiştirdiği önemli gitaristlerden Erkan Yeşilbaş. Evet Erkan, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle seni tanımayanlar için Erkan Yeşilbaş kimdir? Bu sorunun yanıtını alabilir miyiz? Tabii. Öncelikle bana ve programımıza yer verdiğiniz için size ve TV Kıbrıs'a çok teşekkür etmek istiyorum. Ben 1973 senesinde Batman'da doğdum. Babamın memuriyeti sebebiyle orada göreve başlamıştı. 77 senesinde İzmit'e geldik. Bu zamana İzmit'teyim ben de. Aslında meslek olarak müzisyenliğin yanında makine mühendisiyim. Yıldız Teknik Makine Mühendisliği, Kocaeli Mühendislik Fakültesi mezunuyum. 20 senedir de çalışıyorum. Bunu paralel olarak da müzik aktivitelerim devam ediyor. Beni genel tanıyan insanlar iki tane projemden tanıyorlar. Bir tanesi Ator isimdeki metal grubum. 99 senesinde İstanbul'da kurduğumuz üniversite arkadaşlarımızla. Diğeri de İzmit'te, tamamen İzmit'teki 5 arkadaşın kurduğu Mana grubu. O da Türkçe rock piyasasında yer alıyor. Bir de bildiğiniz üzere benim solo projem var. Ona Gizli Özel Bahçesi ismini verdim. Çeşitli vokalistlerle yurt içinde ve yurt dışında projeler yapıyorum. Mesela bir tanesi de biliyorsunuz Suzan'la Somer olan. Onlara tabii gelmeden önce yani üç unsurlu bir müzik süreci. Ator dağıldı. Aslında devam ediyor şu an. Bir 4 Devam yıldır falan ediyor. verdik ama Mana grubu ve devam ediyor. son proje Suzan'la Somerer'le birlikte hayata geçirdiğiniz proje. Şimdi bunlara gelmeden önce kendini biraz da müziğe başlama, müzik yolculuğun ne zaman, nasıl başladı? Aslında burada ilginç bir hikaye var. Ben doğmadan önce başladı diyebilirim. Annem teyzem bir tane gitar hediye ediyor. Ben doğmadan önce bir klasik gitar. Ben doğacağım zaman teyzem anneme geri hediye ediyor. Diyor ki oğlun ileride bu gitarı çalar diyor. Yani ben doğmadan önce gitarım hazırdı, öyle söyleyeyim. O gitarı hala saklıyorum şu an bende hala. Sonrasında ben çocukken her şeyi kırıp döken bir çocuktum. Çok yaramazdım. Bana gitarı sakındılar, hep el etmediler. İyi ki de kurmuşlar. Ta ki ilkokul yıllarına geldiğimde ilkokulda, İsmet İnönü İlkokulu'nda mandolin kursu açıldı. Ben de ona kayıt oldum. 4 sene devam ettikten sonra 5. sene gitar kursu açıldı. O zaman Yılmaz hocamız vardı başımızda. Ama ben mandolin çalarken gitarda başlamıştım. Kendi kendime ilerletmiştim. Sonrasındaki süreçte artık dinlediğim müzik biraz da aslında burada şey babam 68 kuşağı diyebilirim. Özellikle Beatles'lar, işte Led Zeppelin'ler, Rolling Stones'lar onları falan çok sever. Aynı zamanda şey, musiki de sever. Çok çeşitli müzikler evde dinliyordum aslında. Bu babamın dinlediği 68 kuşağı müzikleri duyduktan sonra daha çok hani elektro gitar hevesi başladı. Yavaş yavaş lise ve üniversiteye geçerken artık elektro gitar çalmaya başladım. O zamanlar tabii gitarım yoktu ama işte eşten dosttan alarak yavaş yavaş ilerlemeye başladım. İşte üniversite 3'teyken ilk elektro gitarıma sahip oldum. Daha sonrasında o yıllarda işte grup, tabii elektro gitar tek başına solda çalınabilen bir enstrüman ama bildiğiniz gibi bir gruba ihtiyaç var. Bestler yapıyordum paralelde burada. O zaman biraz daha Amerikalı grupların thrash ve işte power grupların etkisindeydim. Pantera'yı çok seviyordum. Ona yakın bestler yapıyordum. O zamanki işte Söz falan yazıyor muydun? tabii sözde İngilizce. Sadece gitar mı? Yok ben bu sorunuz iyi oldu. Baştan aşağı hepsini düzenliyorum yani. Gitar, bas, davul hepsini düzenlemesini yapıyordum. Sözlerini yazıyordum İngilizce olarak. Daha sonra grubumla şey yapıyorduk bunu. Beraber aranje ediyorduk. Tabii diğer grup elemanlarımız da kendi fikirlerini katıyordu. İşte Atakan vardı üniversiteden davulcu arkadaşım. Vokalistimiz ve basçımız yurt dışına gittiler. Birisi okumak, birisi şey için, iş için. Biz iki kişi kaldık ve daha sonra mezun olunca Ator grubunu kurduk. İşte o yıldan bu yıla kadar Atakan'la beraberiz, davulcu olarak benle beraber. Yani müzik gelişiminde çok önemli bir payı var onun da. Ardından Ator'la tabii parçalar, o zaman benim tarzım daha değişti. İşte gotik metal, böyle Kelt müzikleri, işte folk müzikler. Aynı zamanda bizim yerli müzikler de benim çok etkiledi. Yani Karadeniz müzikleri, Doğu Karadeniz'deki. Aslında o kemençe çalan müzikler gayet hareketli zannedilir ama Karadeniz'in doğu tarafında daha acıklı müzikler vardır. Daha hüzünlü, ağıtsal. Onlardan çok etkilenmiştim. Hepsini harmanlayarak böyle değişik bir tarz yarattık. Bir de tabii 90'larda aslında öyle bir hem yabancı gotik melodik tarzda böyle sevilen hem de Türkiye'de de bunların birkaç örnekleri artık verilmeye başlamıştı.
Bizim çok yabancılık çektiğimiz mesela bir Orphanland Tabii. vardı. Evet. Ondan sonra Dram Theater bazı şarkılarında bu melodiyi kullanıyordu. İşte ondan sonra tabii daha ilerleyen yıllarda Haggard yaptı. İşte Death grubunda, Dark Tranquillity'de böyle bir o dokunuşlar hep oldu. Hepsiyle anım var burada. Sizi biraz hatırlarım. Hepsiyle Evet. tanışıyorum. Yani Türkiye'de tabii o müziği yapmaya çalıştınız ama 90'lar, şartlar, imkanlar bugünkü gibi değil. Bugün belki de bir müzisyen yaptığı bir şarkıyı daha kolay dünyaya duyurabiliyor ama orada o zamanlar birçok konuda yollar daha tıkalı herhalde. Ama inatla sen devam ettin o zaman. Evet. Çok güzel özetlediniz. O yıllarda çünkü internet yok. Yani mesela İzmit'teyiz. İzmit'te bir prova stüdyosu yok. Ekipmanlar kısıtlı. Tam bir elektro gitarım var ama mesela amfim yok. Efektör pedallarım yok. Davulcumuz davulu yok. Yani çok zor şartlar vardı dediğiniz gibi. Yani çok güzel bir müzik yapsanız bile, iddialı bir şey olsa bile demin sayınız grupların piyasasına penetre olmak çok zor. Yani nasıl bağ kuracaksınız? Tabii yani bunun bir kayıt sorunları var bizim ülkemizde tabii o Kesinlikle. dönemler. Her anlamda bir zorluklar dünyası aslında. Belki orada ayakta kalabilmek belki de en güzel olanı bu anlamda. Evet, kesinlikle. Zaten müzik bir kere bulaştıktan sonra sizi bırakmıyor. Yani ne kadar küsmek isteseniz de küsemiyorsunuz. Sürekli ona bağlı kalıyorsunuz. Sonra hatta oradan sonra İzmit'teki arkadaşlarınla Mana Türkçe sözlü rock topluluğunu Evet. kurdunuz ya da bunun bir klibi de Paris'te çekildi. Ben YouTube'dan izledim. Çok da geniş kitlelere ulaşmış bir klip. Şimdi manaya bir geleceğiz manaya. Tamam. Seninle ilgili birçok konuya da geleceğiz ama. Şimdi Suzan'la Somerer, doğru mu Evet, söylüyorum? doğru Doğru söylüyorsunuz. söylüyorum. Evet. Suzan'la Somerer kimdir dedikten sonra Suzan'la Somerer Kocaeli'ye, Türkiye'ye TV41 izleyicilerine de bir merhaba diyecek. Ama öncelikle sen kimdir sorusunu izleyicilerimiz için verir misin yanıtını? Tabii öncelikle ben Suzan'la Viyana'da yaşayan bir müzisyen. Çeşitli projelerde yer alıyor. Tanınan bir kişi. Genelde pop rock, klasik müzik, caz bu tarz projelerde yer almış. Hatta kariyerin bir döneminde Amerika gidip orada New Orleans'ta projelerde bulunmuş. Caz falan söylemiş. Sonra İtalya'ya dönmüş. İtalya'da İtalyanca öğrenerek Almanca ana dil olmasına rağmen orada da projeler yapmış. Ulusal kanalda falan çıkmış. Daha sonra şu an kendi solo projesine devam ediyor. Çeşitli müzisyenlerle çalışıyor. Hem kemancı hem vokalist. Hem de söz yazarı. Şimdi Avusturyalı Suzanna'nın İzmit'ten Erkan'ı Evet. bulması durumu aslında burada. Yani nasıl denk gelir ki yani? Çünkü hani müzikal açıdan da ben Suzanna'nın bazı şarkılarını da dinledim de çok böyle hani aslında uyuşan bir yapı da hissetmedim. Evet, doğru Bu söylüyorsunuz. buluşma nasıl oldu? Şöyle, demin atordan oraya bağlayacaktım, birazdan anlatırım. Bir, demin sayan gruplar vardı ya, Haggard olsun, Dark Tranquillity olsun, Orphanland. Bunlarla ben bayağı bir samimi arkadaşlık kurdum yıllar içerisinde. Onu nasıl yaptım birazdan anlatırım. Bu sayede hem gidip onlarla, yurt dışında da görüşme şansım oldu bu gruplarla. Bir şekilde network'üm arttıkça çok fazla müzisyen arkadaşım oluştu yurt dışında. Tabii yerli piyasada da tabii tanıdığım insanlar var ama benim bütün network'üm yurt dışında. Avrupa ve Amerikalı sanatçılar. Bir süre sonra özellikle Facebook'ta falan şey çıkıyor mesela karşınıza. Bir sanatçı çıkıyor. Ekleme şeyi olarak. Ortak 100 tane arkadaşınız var mesela. Bakıyorum profiline. Aa diyorum bunda bir proje olabilir mi? İşte videolarına Spotify'da müziklerine falan bakıyorum. Bunun gibi ben onlarca şey ekledim böyle. Tabii belki şu an kaç takipçim var bilmiyorum. 2000 falan ulaşmıştır herhalde. Facebook'taki arkadaş listem. Suzan da bunların bir tanesiydi. Bazılarıyla böyle proje teklifinde bulundum. Bazılarıyla bir şeyler denedik. Yürümedi. Bazılarında hala beklemede. Suzan'la da benim şarkıları dinlemiş. İşte o Manada Vakit Yok şarkısını, o Paris'te çektiğimiz şarkıyı. O bana yazdı dedi ki, ya dedi ben senin şarkılarını beğendim. Ben onu beğenmiştim. Manadakileri söz beste sana ait. Bana, Gülşah'la beraber yapıyoruz. Bir vokalist şarkı, Gülşah Kütek. Onları dinlemiş. Tabi dil anlamasa bile müzikleri çok beğenmiş. Demin dediğiniz gibi aslında tarzı farklı. Hani pop ve daha çok caz ve klasik müzik tarafında. Rock'a pek dokunan bir tarafı yok aslında.
Dedi ki sen bir proje yapalım mı? Ben de ona elinde hazır bulunan, sözleri olmayan bazı şarkıları gönderdim. Aslında bu Dance Like a Child şarkısının Türkçe sözleri vardı ama tam oturmamıştı. Yani kafiye olarak hazır değildi. Ona enstrümantal olarak attım ben. 2-3 şarkı daha attım ona. Yani ona çok sert gelmeyecek, onun uyabilecek tarzı. Dedi ki ben bu şarkıdan çok ilham aldım, bana biraz süre ver dedi, bir ay kadar. Ben de aslında pek şey beklemiyordum yani, çünkü dedim ki tarzlar farklı. Hep gel şu yavalıyorum, ya bu müzik çok gürültülü ya da çok yavaş. Hani bazıları çok ekstrem müzik yapıyorlar, bazıları çok yumuşak kalıyor. İşte bir ay falan geçti aradan. Sana bir sürprizim var dedi. Bu arada telefonla konuşuyoruz, WhatsApp'tan da yazışıyoruz. İşte aradı beni. Dedi sana şey atıyorum parçaya, bakalım ne diyeceksin. Attı, ben bayıldım ya dedim. Yaptığımız en iyi şarkılar bir tanesi olmuş. Sonrasındaki süreçte parça hazırdı. Dedi ki bu nasıl promosyon yapabiliriz? İşte sen Türkiye'de ne yapabilirsin? Bu İngilizce bir şarkı. Sen şarkının çok detaylarına girmeden o zaman. Tamam. Detaylarına daha sonra, şarkıyı yayınlamadan önce gir. Şimdi Suzan'la Kocaeli için, Türkiye için, TV41 için bir şeyler söyleyecek, bir merhaba diyecek. En azından uzun uzun bahsettiğimiz Suzan'la kimdir sorusunun yanıtını da verecektir bu. Evet, sizi Suzan'la baş başa bırakıyoruz. Hello, merhaba and welcome to my home studio in Austria. My name is Susanne Sommerer and I'm really excited and glad that you're having me together with Erkan at your program at TV 41 Sanat Günçesi. Maybe you were already listening to our song Dance Like a Child. In this song you cannot only hear me singing but also playing the violin. At the age of 4 I started with that such lovely and tiny instrument. You know, playing this instrument, because it's so difficult that you find the correct pitch, it's really helpful for staying in tune while singing. And that was really helpful for me that I started playing this instrument. After finishing high school, I moved to Vienna and I wanted to study classical music. My parents are classical singers as well, so I started with opera and I really, really loved it. I was touring around in Germany, in Switzerland, in the Netherlands, and I really got a lot of experience staying, being on stage and, you know, like acting, and yeah, it was really something that I loved. And then I found out that I would like to write my own songs, that I had a lot of ideas how I would like to express myself. And luckily my first project was called Surizen, and I released my first song, and it was Where Have You Gone? So tell me, babe, where have you gone? Yeah, and it became such a great success in Turkey. That was really a miracle for me. I didn't expect anything, but then I was so excited that the Turkish dance charts, it was number one. So yeah, I'm still really happy about that. And maybe that was already a beginning for me to feel really, to feel so great for Turkey and Turkish people and Turkish music as well. I really continued writing different styles. I started studying jazz and popular music in Vienna as well. And I really loved it to know so different styles of music, jazz, rock, pop. Everything was combined and made a really interesting mixture. So yeah, the days and years went on, and I think it was about half a year ago, I was scrolling down on Facebook, and I don't know why, but I somehow found the profile of Erkan, and I got interested because I saw his picture playing the guitar, and I just thought, okay, why couldn't we write a song together? And I just sent him a message, and we were a bit writing, talking about music, how we would
love music, how our styles, which ideas we have. And so we decided to write a song together. And Erkan sent me one of his songs and I really liked it. Yeah, I sang my own melody over it and found lyrics, and he liked it as well. And yeah, my younger brother, who is a really successful music producer in Austria as well, who was already producing my Horizon project songs, I could ask him to produce this song as well. And I'm really happy that we made it together and that it became a really, really lovely song. Because, you know, in these days where everything is not so easy, we have aggression around, a lot of sadness in the world, we have war. So maybe everyone should a bit more, you know, staying focused on his or herself. We have such power inside of us that really could help us to continue to stand up, to be strong, to feel the power that you have inside, like the lyrics of the video says of the song says. So it's dance like a child, this inner child that every one of us have. And yeah, maybe we should really embrace sometimes our inner child and show him or her how really powerful we are. And that's the idea of our song. And I think everyone can feel that when you're listening to that song, it makes you, yeah, feel maybe a little bit happier and a little more strengthful. Yeah. Or whatever you feel. And maybe it makes you dance. This would be really exciting. Yeah, so I wish one day Erkan and me, we can meet and we can perform this song together, maybe in Turkey, maybe in Austria, so we will see. I wish you all the best. I'm sending you lovely greetings to TV Kırkbir Sanat Günçesi, and I'm looking forward seeing you and meeting you one day. Bye bye. Evet, Sanat Güncesi izleyicileri için Suzanlı'nın bir merhabasını, selamını izledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, Erkan, şimdi bu şarkıya gelmeden önce Suzanlı ile ilgili bahsettiğin konuyu istersen devam ettir. Yola çıktınız, sen dedin ki çok güzel oldu bu şarkı dedin. Sonra nasıl bir süreç yaşadınız? Dedi ki, şimdi Türkiye piyasasında biliyorsunuz yabancı müzik için yer biraz kısıtlı. Yani ana medya Türkçe müzik, Türkçe sözlü müziklere yer veriyor. Bunun için hani TRT'nin TRT 3'ü var, Radyo 3'ü var. Bir de birkaç tane yabancı program var. Hem de falan çok uygun değil mesela. Hani biraz daha kısıtlıydı. Dedim ki ya ben burada yapabileceğim şeyler yapayım. Hani bantlarımı geçeyim. Bunu Avrupa'da daha çok promosyonunu yapalım. Ardından dedi ki klip yapalım. O orada görüntüleri çekecek. Ben burada çekecektim. Ben kızımı aldım yanıma. 12 yaşında Deniz. Kendi kayıt cihazım var. Gimbalim var. Onunla birlikte Umuttepe ormanlarında çektik. Bir senaryo hazırladık kendisi göre. Suzan da esas klipte oynayacaktı. O da tabii evi çok şanslı bir yer. Tam Prag'la Viyana'nın ortasında bir yerde oturuyor. Arabayla bir saat mesafede Prag. Prag'da Prag'a gitti. Orada işte şatolarda, işte eski binaların alanlarında, kafelerde falan kendisini çekti. Ben de burada çektim. Onun İtalya'dan bulduğu bir tane montajcı vardı. Onu da gönderecektik. Bu arada klibin montajı kabaca yapıldı ama sonra Suzan da etrafındaki profesyonel müzisyen arkadaşlarını dinlettiği zaman, izlettiği zaman daha doğrusu, biraz klip geldi insanlara. Nasıl diyeyim, çarpıcı, etkileyici değil. Yani biraz böyle gibi, sokaklarda yürüp birisi şarkı söylüyor. Birisi de ormanlık bir yerde gitarıyla dolaşıyor. Hani çok klişe ve çok etkileyici olmanı söylediler. Birisi demiş ki arkadaşların anlamında, neden yapmıyorsunuz, animasyon yapmıyorsunuz, lirik video olsun, işte çizgi film gibi bir hazırlansın, koreografi hazırlansın. Suzan da bununla ilgili yine İtalya'daki başka bir şeyle bağlantıya geçti, yapımcıyla. Bu klip hazırlandı. İşte animasyon ve şeklinde, koreografi şeklinde. Yani klibin hikayesi bu şekilde. Burada Şarkının sözlerini sen yazdın mı? Yok, sözleri Suzan'la yazdı. Şarkının ismi ne? Dance Like a Child. Dance Like a Child.
Şarkı ne anlatıyor? Şarkı genelde farklı insanların rüyalarıyla ilgili arasındaki bağlantıları kurması, kendisi güçlü hissetmesi, aşka tutunması. Yani hep deriz ya, çocukların masumiyeti vardır, hayalleri sınırsızdır. Yani hayallere ulaşmak için bulutlara dokunmalısınız gibi şeyler var bahsettiği sözlerde. Tamamen yani aşk, sevgi ve hayaller üzerine kurulu. Yani tutunun dalı bırakmamalısın gibi bir mesajı var. Olacağız bizi biraz bizden anlatan. İlginç aslında, tesadüfler eseri bir sosyal medyada kurulan diyaloğun ardından şekillenen olaylar ve ortaya çıkan bir şarkı. Ben klibi izledim. Klibi reklamlardan hemen sonra izleyeceksiniz ama daha reklamları var. Tabii isteyen herkes artık YouTube'dan Suzanne Somerer yazdığında, Erkan Yeşilbaş yazdığında Dance Like a Child yazdığında bu klibe ulaşıyor. Ilgi alaka şarkıya? Şu an şarkıyı veya hangi platformlarda, YouTube dışında mesela televizyon, radyolar falan ulaşabildi mi? Evet, Suzan'da da kendi ülkesinde, Avusturya'da ve Almanya'da görüşmeye devam ediyor. Yerel radyolarda çalmaya başladı orada. Birkaç tane yerel basına çıktı. Hatta bunu Instagram sayfasından paylaştık. Burada da Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne yer aldık. TRT Radyo 3'ün yapımcısı var. Ceren Hanım. Ben onunla daha önce bağlantılı halindeydim. Tanışıyordum. Ona ilettim. Dedim ben böyle bir şarkım var, böyle bir projem var. TRT Radyo 3'te yer verir misiniz? TRT'de biliyorsunuz bir onay süreci var. Sonra devlet kurumu olduğu için. Yaklaşık bir ay kadar bir onay süreci sonrasında onayladılar, çok beğenmişler. Bizde Pop Drag programı var. Bu Prime Time'de çıkan hatta. Hmm. Tam böyle iş çıkış saatlerine ilgili 6'da. Biz orada şey yaptılar. Radyo değil mi? Radyo. Evet, TRT Radyo 3'te yer aldık. Pop Drag programında. Oradan şekilde bir Suzan diye benim küçük bir yani ses mesajı gönderdik. TRT3'e selam babında. Orada bayağı ben tabii reklamı da yaptım bayağı. Bayağı insan dinlemiş. Hı hı. Ulaşmış bayağı kişilere. Burada tabii YouTube izlenmeleri biraz şey sayılıyor değil mi? Yani önemli. Tabii kesinlikle YouTube ve Instagram da aynı şekilde aslında. Orası nasıl? Oralar şu an yeter değil. Yani yeterli şeye ulaşamadık. Yani yeterli kitlelerimize ulaşamadık. Peki Suzan'la ile başka projeler olacak mı? Kesinlikle. Veya Suzan'la gibi başka müzisyenlerle? Şöyle, Suzan'la ile de olacak. Suzan'la hatta şu an 4 şarkılık bir EP hazırlıyoruz. Aslında şöyle konuştuk Suzan'la ilk başta. Çünkü Suzan'la bir profesyonel. Ben deniyor. Ben de tutmazsa başka bir müzisyenle deneyebilir. Demin bahsettiğim gibi Amerika'da, İtalya'da projeler olmuş bir kişi. Yani burası yürümezse başka bir kapıyı açabilir kendisine. Beni ikinci plana atabilir yani. Bu normal, çünkü profesyonel kendisi. Önce şey konuştuk yani, şarkı çok beğenilirse, tıklanması artarsa arkasından EP yaparız, sonra albüm yaparız gibi düşündük. Çünkü elimde bir sürü şarkı var, onun da şarkıları var. Ama şarkı o kadar çok güzel tepkiler aldı ki dinleyenlerden. Tabii büyük kitle oluşamadık ama dinleyen herkes beğendi şu ana kadar. Güzel yorumlar yaptılar. Sudan'da da bundan dolayı çok mutlu olarak şey dedi, biz de EP yapalım. Şu an başladık ona, parçaları ben ona ilettim. O üzerine çalışıyor. Aynı formülü uyguluyoruz. Hı hı. Şarkılar hepsi İngilizce sözlü. İngilizce, evet. Sen yani Suzan'la için mi yazdın? Yani Suzan'la ile olan proje için mi yazdın, yoksa bu şarkıların var mıydı? Bunlar vardı aslında. Ben hazır bulunan parçalardan. Benim şu an 100'e yakın bestem bulunuyor. Hı hı. Aslında çoğu mana için de yazmıştım ama birazdan bahsettim. Manada bir pandemi sebebi biraz ara verme durumu oldu. Hı hı. Yani bu kadar şarkı, bol bol şarkı yazıyorsun. Yani bunların bir de yani gitarlarını yazıyorsun. Basslarını, evet. Davullarını, işte sözlerini, değil mi? Evet, evet. Bunların hepsi yani topyekün, derli toplu bir iş oluyor. Biraz daha Suzanne'den hani bahsetmek istiyorum. Çünkü yani çok örneği var mıdır? Yani hiç mesela bir araya yüz yüze gelme durumunuz kısa yok. Vadede... Hayır, olmadı. Ama tabii şey var. Bir de şunu konuşuyoruz onunla. Benim burada bir gitarist ve basçım var sonuçta. Davulcum ve basçım var. Solo projemde yer alan. Eğer Suzan ile yaz festivallerine falan başvurup hani orada bir line-up'da yer alma şansı olursa biz zaten burada parçalara hazırız yani. Provalıyız. Yani Suzan'la çıksa gelse
Biz gideceğiz gibi daha çok aslında. Onun gelmesinden ziyade biz bir Almanya'daki bir festivale gidebiliriz buradan. Burada prova yapıp yani... Burada da mı bu olabilir yani? Burada bilemiyorum yani İngilizce müzik olan bir festival belki bilmiyorum hiç şu an kadar düşünmedik. Ben hep şey düşündüm yani açıkçası. Sunan Cepi'yle öyle konuştuk. Almanya'daki ve Avusturya'daki ve hatta şey Çek Cumhuriyeti'ndeki pratik festivaller oralara başvurup oralardan bir yer kapabilir miyiz? Öyle olursa ben grubu alıp gideceğim oraya. Burada prova yapıp hazırlanıp onlarda birkaç prova yapıp tabii şu an bir şarkımız var. Yani bu dört şarkının olduğunu ve üzerine birkaç tane de cover kattığımızı düşünerek zaten bir yarım saatlik line'da bir süre bulabiliriz belki. Öyle bir şeyimiz de var. Hayalimiz ve planımız var aslında. Yani sen yani bu projede hani bir gitarist gibi değil. Hani iki kişilik bir proje değil mi bu? Evet, iki kişi proje. Yani bütün şarkının tüm hatlarını yani şundan dolayı soruyorum. Genelde yani Avusturyalı bir iyi bir vokalist yani kendisi ön plandayken bir Türk bir hani gitaristle çalışması çok örneği olan bunun yurt dışında örnekleri var mı? Yani açıkçası yani yurt dışında proje yapan mutlaka vardır ama yani direkt bu şekilde bir hani internet üzerinden tanışıp da hani çünkü hani şey sorusu gelir. Neden Türkiye'den bir İzmit'ten bir isme ihtiyaç olsun hani. Mesela ne bileyim Demirkan'da çalışsa anlarım hani tanınan bir kişi veya ne bileyim bir Şebnem falan ekibinden birisi çalışsa anlayabilirim de hani İzmit'ten bir kişi niye tercih etti? Büyük ihtimalle şarkıları beğendi, hoşuna gitti, ruhuna dokundu. Onun etkisi onu düşünüyorum. Yani devamı da gelecek, devamı gelecek diyorsun. İşte EP yapıyoruz şu anda. Bir de bir şey sormuştunuz. Suzan'dan başka müzisyenlerde de şu an şey var, projem var. Türkiye'den de yerli bir isimle çalışıyorum. Ali Yeşilova. Kendisi Led Zeppelin tarzı bir vokal olan bir kişi. Dutch'ta yaşayan, Bohem bir hayatta yaşayan bir kişi. Onunla bir projemiz var. Yine YouTube'dan bir kişiye daha şu an aynı şekilde Suzan'la olduğu gibi aynı formülle çalışmam devam ediyor. Henüz ortaya bir şey çıkmadı. Ama şu an Suzan'la benim için. Biraz fazla dağılmış gibi hissetmiyor musun kendini? Yani şimdi, haklısınız ama çok fazla şey var. Elinde şarkı var. Bir de hani pandemi sebebiyle çok fazla sosyal hayatta yok artık yani. Çok fazla dışarı çıkan bir durumda da değilim. Evde vaktim var. Bu arada ben 5 sene hepsini evde yapıyorum. Uçtan önce demin biraz aslında bahsetmiştiniz. Hani davul programı, klavye programı hepsini evde yazıyorum. Gitarı, bası canlı çalıyorum. Mix mastering yapıyorum. Ya yani evde vaktim var ve bilgisayar başında hepsini yapabiliyorum aslında. Yani evde bir stüdyom var. Stüdyom var, aynen evet. Evet Erkan Yeşilbaş'la sohbetimiz sürecek. Reklam arasından sonra öncelikle Suzan'la Somarer'in şarkının ismi Dance Like a Child. Dance Like a Child sizlerle birlikte olacak. Sonra sohbetimiz devam edecek. Sohbetimizde şuradan devam etmek istiyorum. Birçok evet müzisyenle tanıştığın diyaloğun var. Dünyada çok etkili, çok güçlü müzisyenlerle. Bunlar kimler ve nasıl tanışıyorsun? Şöyle, üniversite yıllarında Ator'la programın ilk kısmı bahsettiğim üzere parçamız hazırdı. İki tane demo kaydetmiştik ama bir şekilde piyasaya penetre olamıyorduk. Özellikle yurt dışına gitmemiz çok zordu. İnsan tanışmamız. Bu noktada siz önceki programımızda bahsetmiştiniz. Sencer'le yaptığınız programda. Eko TV vardı hatırlarsınız. Orada güvenlik programı bir de Emre Alkoç'un Kara Leke ismi programı vardı. Kara Leke? Kara Leke. O da şeydeydi. Eko TV'deydi. Eko TV'deydi. Aynen. Güvenli, evet, çok iyi hatırladım. Aynı günde hatta pazar çıkardı. Daha Black Metal, Heavy Metal. Aynen. Daha Black Metal yayınlanırdı. Onunla ilgili de çok anılarım var o programla alakalı. Pazar günü daha geç yayınlanırdı evet, sanki. Evet. Önce güvenlik programı oluyordu. Bu daha geç. 11'de evet, falan oluyordu evet, herhalde. Evet. 11'de oluyordu. Çok güzel bir programdı. Daha sonra internet üzerinden bu chat odalarından o zaman IRC vardı. Yaşı eski olanlar bilir. Mirç dediği zaten hatırlarsınız. Orada Emre Alkoç'un ve diğer müzik yazarlarının olduğu bir oda vardı. Ben de oraya girdim. Bir şekilde Emre'yle tanışmaya başladım, konuşmaya başladım. Tabii ben de burada yıllar içerisinde çok fazla müzik takip ettiğim için bu arada benim yurt dışından sürekli tüm müzik grupları takip etmem, dünya her yerinden dergi almam, dergi koleksiyonum falan da var. Yani müzik bilgim çok fazlaydı, yani yazarlık seviyesindeydi.
Emre'yle de bayağı bir konuşunca Emre bundan etkilendi. Dedi ki, Erkan dedi, ben bir dergi çıkaracağım. Türkiye'nin ilk defa bir online internet dergisi. Rock the Nation isimli. Buraya yazarlar topluyorum. İşte bir 10-12 kişi falan oldu. Sen de bayağı bir bilgi birisi mevzusun. Denemek ister misin dedi. Açıkçası bu benim için bir fırsattı. Hani orada insanla tanışmam. Bir de yabancı gruplarla röportaj yapma şansım olacaktı o sayede. O dergi sayesinde. Çünkü Emre Akkoç'un çok büyük network'u vardı. Plak şirketleri, gruplarla sürekli röportaj yapıyordu. Katıldım ben de. Bu sayede birkaç grupla röportaj yaptım. Daha sonra o dergide iki tane yabancı vardı. Yine Avusturya'da birisi vardı. Caroline Trader isimli bir yazar. Şu an çok büyüdü. Yani ünlü bir fotoğrafçı oldu. Caroline'le çok muhabbet etmeye başladık. Kendi müziklerinden bahsettim. Kendi hikayemden bahsettim falan. Caroline beni festivale davet etti. Ben de Almanya festivale gideceğim dedi. Arkadaşlarım, sen gelmek ister misin dedi. Ben buradan ilk defa yurt dışına çıktım. Viyana'yı, onunla buluştuk. Beraber Almanya festivale gittik. Tabii backstage kartımız olduğu için, dergi yazarı olduğumuz için arkada, kuliste, yani duvarda posterim olan insanlarla bir anda aynı ortamda bulmuş oldum. Tabii burada dengeler çok önemli. Onlara çok rahatsız etmemek lazım. Hani sürekli, abi ben sizin fanınım, bana imza ver gibi sıkarsınız yani. Ters tepki olabilir. Hani zaten sürekli bunalmış durumdalar. Binlerce fan olan insanlar bunlar. Orada gayet düzenli bir şekilde insanlarla tanışıp sohbet ettim. Bazıları da dönümde de network'üm devam etti. Bu şekilde network'üm artmaya devam etti. Dediğim gibi mesela ünlü birisini eklediğim zaman Facebook'tan, başka ünlü kişiye ekleme teklifi gönderdiğim zaman, baktığı zaman ortak 50-60 arkadaşımız var. Diyor ki, o zaman bu Erkan da camiadan birisi, ekleyeyim diyor mesela. Normalde pek eklemezler, kabul etmezler. Ve bu sefer onlarca yüzlerce tanıdık olmaya başladı. Bunlardan aslında en büyük şeydi, Manowar grubunun gitaristi Rostobos'la tanışmam oldu. Rostobos'la ben bu gezi olayları zamanında bir şey attım. Haber paylaştım. Türkiye'de ne oluyor diye bir şey sormuş. Ben de ona özetleyen bir şey anlattım. Bir paragraf attım. Türkiye durumlar budur. Bu şekilde bir olaylar var şeklinde. Daha sonra Rost'la yazışmamız devam etti. Özelden mi? Özelden. Facebook'tan yazışıyoruz böyle. Messenger'dan falan. Sonra telefonunu falan da verdi. Rost'la bayağı muhabbet ilerlemeye başladı. Ben ona sorular soruyorum. Müziğe nasıl başladın? Merhaba nasıl kurdunuz falan. Yani normal herkesin merak ettiği şeyleri çok sık bana sormaya başladım. Daha sonra Rost bana bir hediye gönderdi benim kızıma. O zaman 5 yaşındaydı Deniz'e. Backstage kartları, imzaladığı şeyler, posterler gibi bir hediye paketi hazırlamış. New York'tan bana hediye gönderdi. Hala duvarına saklıyorum, kızım çok seviyor o şeyi. Ben de karşılık ona Hacı Bekir lokumu gönderdim. Ne göndersen dedim. Bir şey bulamadım açıkçası. Sonuçta ne gönderdiler Amerika'ya? O da onu beğenmiş falan. Daha sonra Rostobos kendi solo grubuyla Türkiye'ye konsere geldi. Ator'la beraber sahne aldık. Manowar da gelmişti ama. Manowar da geldi, evet. 2008 miydi? Manowar 4 defa geldi. Hatta bu yaz da gelecek. 5. defa geliyor şimdi. Uzun bir aradan sonra gelmişti. Orada bir temas oldu mu? Manowar'ın da kulisine girdik aslında. Manowar'da tanıdığı birisi yok ama festival düzenleyen kişiye tanıdığı için artık bizi arkaya aldılar ama Manowar şey yaptı. Yani Joy DeMaio ve diğer gitaristi Marvel pek ilgi göstermedi yani. Yorgunuz, kusura bakmayın falan dediler. Bizi gönderdiler. Yani. Ama Rost'la direkt aynı sahnede yer aldık. Beşiktaş'ta, İF'te. Normal alt grup pek kabul etmiyor ama samimiyetimizden dolayı bizim grubu yer verdi. Beraber sahne aldık. Bu inanılmazdı yani ona. Hangi grubu? Kendi Rostobos ismiymiş. Biliyorsunuz Manowar'dan ayrıldı o. Yok, senin hangi grubu? Ator ile. Ator. İle yer almıştı. 2017 senesinde. Ya çok güzeldi ya. Adam karşıdan geldi böyle. Sarıldık birbirimize. Onun hep videoları falan var. Yani kahramanla buluşmak acayip bir şeydi yani gerçekten. Gerçekten çok, özellikle o hediye, gelen hediye çok etkileyici. Benim de böyle çok fanı olduğum müzisyenler var. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii Manowar'dan da ben aynı zamanda fanıyım tabii. Ben de aynı şekilde. 25 yıldır falan dinlerim. Müthiş bir şey yani bu diyaloğu kurmak. Bir de şöyle düşünüyorum yani onlara yazan binlerce kişi vardır yani birisiyle o diyaloğu kurmak demek ki bir sohbetinde veya böyle bir anlam, bir derinlik buldular ki bu diyalog sürdü. Evet. Hatta hediye gönderecek kadar sürdü. Başka var mı böyle anlatmayı istediğim? Var. Haggard'dan bahsetmiştiniz. Onu biz büyük fanıyız. Yani grupça Ator olarak çok seviyoruz.
Hagart'ta da Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldık. O zaman tabii Ator'la şeyimiz network'umuz çok geliştiği için tüm festivallere falan çıkıyorduk. Hagart'ın alt grubu olarak sahne aldık. Benim şu ana kadar en kalabalık konserim oydu. Yani şöyle anlatayım, sahnede arkamız dönük soundcheck yapıyoruz. İçeri seyirci alıyorlar. Ama biz karanlıktayız, seyirci aydınlıkta. Yani bizi göremiyorlar o anda. Neyse soundcheck bitti. DJ'imiz çalıyor burada, bizi duymuyorlar. Ben arkamı döndüm böyle, hiç unutmaz bir anda böyle. Uçsuz bucaksız kalabalık, 3000 kişi. Hagart'ın o konserine biz de gidecektik. Bu 3-4 yıl önceki mi? Evet. Biz de gidecektik de benim bir şeyim, kitap fuarı açılmıştı tam o gün. Benim de galiba bir imza günüm vardı. O sebeple gidememiştik herhalde 4 ya da en fazla da 5 yıl falandır. Evet doğru. Hagart'ın Beşiktaş nereye gelmişti? Şey Küçük Çift Park'a geldiler, Maçka'da. Evet. Çok güzel konserdi ama bizim de şey yani hem onlarla sohbet etmemiz. O da çok güzel yani. Biz seni o zaman tanısak torpille belki biz de fotoğraf çektirirdik orada. Ben tabii kızım için bir sürü şey yaptım. Hepsine tek video çektim. Hani denize selam söylediler işte. O tarz fan videoları falan. Sen abartmışsın biraz. Evet onu biraz şey yaptım. Baktım adamın samimiyeti şey yapıyor. Ama çok kibar insanlardı yani. Hatta şey dediler. Sahneye çıkarken ya dediler bizim ekipmanlar şu kenar dursa sizi rahatsız eder mi? Gibisinden kibarca bir şey söylediler. Evet. Aslında o kalabalık değil mi onlar? Kalabalık geldiler. Ne oldu? 16 kişi ama orada 12 kişi falan galiba. Yani hepsi gelmediler. Yine kalabalık tabii ki. Tabii. Mana'ya artık gelelim. Olur. Mana grubu aslında senin ilk göz ardın demiyorum ama hani belki daha iyi noktalara, çok iyi noktalara giden aslında bir grup. Evet. Mana'dan bahseder misiniz? İzmitli arkadaşlarınla kurdun değil evet. mi? Evet. Onun hikayesi şöyle oldu. Ben Ator'la hep sert heavy metal dinlerken 2005 senesinde benim şirketim Japonya'ya gönderdi bir aylığına. Japonya'nın kırsal kesimine bir eğitim için. Oradaki Bridgestone fabrikasına. Oradaki ortam beni çok etkiledi. Japonya'daki ortam. Böyle uçsuz bucaksız pirinç tarlaları, tepeler, yapılar. Farklı bir beste yapma şeyi ortaya çıktı. Böyle daha ambiyans tarzı, daha böyle şey daha yumuşak, daha depresif müzikal yapmaya başladım. Dönünce manayı kurdum o sene ama aslında Ator'da da bir vokalistimiz vardı. Bu film yıldızı olan Berna Biber. Onunla beraber kurduk ama yürümedi. Yıllar içerisinde bir sürü eleman değişikliği oldu ve en sonunda 2018 senesine geldiğimizde bu İzmitli 5 arkadaş bu grubu kurduk. Vokalistimiz de müzik öğretmeni. Her türlü enstrümanı çalıyor Gülşah Tülek. Bir vokalistimiz daha var Erdinç Ultaş. Bir Lisa'dan iki tane arkadaşım var. Biri davulcu Altu, basçı Ferdi. 5 kişi bahsettiğim gibi vakit yok klibini çektik. 2 tane albüm çıkardık. Onlu kaç şarkılı? Albüm yani. Birimiz albüm, Kınay Production bize anlaştı. Demomuzu ona gönderdik. Murat Kınay. Şu an hatta Manış Baba ile falan, Göksel'le falan çalışan kişi. Hatta şu an Berlin'de şirket kurdu. Kınay Production'da 2 albüm çıkardık. 3 tane de single çıkardık. Müthiş. Hepsi tabii kendi imkanlarımızda. Evde yapıyoruz tüm kayıtlarımızı. CD kaset çekti falan. Yok fiziksel yok tamam dijital. Fiziksel. Fiziksel yok maalesef. Sadece dijital olarak var. Yani Spotify, YouTube'da her yerde şeylerimiz var. Klipleri kendimiz çekiyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Kendi yanımızda kaldırıyoruz. Yani Türkçe sözlü rock grubu manada yoluna devam ediyor. Yine ağırlık herhalde söz müzik sende mi manada da? İki tane besteci var. Bir de Gülşah. O da aynı şekilde bestlerin %50'si ona ait. O vokal işini daha çok götürüyor ve söz yazma işini götürüyor. Ben de gereken kısımları hallediyorum. Baya böyle hani bir yandan da hani bu kadar yoğun bir iş döneminde işim varken bu kadar işi götürmek zor ama tabii ki yaşamın her müzisyenin yaşamı da müzikle sonuçta kalbi müzikle atıyor. Mana yoluna devam edecek. Edecek, şu an ediyor hatta. 1-2 yıllık aramız oldu pandemi sebebiyle. Herkesin yaşadığı gibi biz de bir araya gelemedik. İşte bazı sağlık problemleri oldu, ailesel problemler gibi. Ama devam ediyor şu anda. Bu yeni klip, yeni bir var mı plan? Yeni şu anda çalıştığınız... estet olarak yeni şarkılarımız hazır zaten. Benim dediğim gibi çok fazla şarkım var, Gülşah'ın da var. Şu an bir müsait durum olmaya başladı yavaş yavaş. Yani şu an kara kalem olarak parçalar düzenlemeye başlandı. Bizlerin duyacağı noktaya gelmesi süreci nedir?
Hedefimiz aslında sonbahara yetiştirmek. Sonbaharda çıkarmak. Bir EP veya albüm olabilir. Hmm. Sonbahara EP ya da albüm. Artık albümlerin, EP'lerin bir şeyi, mantığı oldu mu? Tekli şarkılar. Aslında şöyle söyleyeyim. Pop rock tarzında artık albüm ve EP'nin bir anlamı yok dediği gibi. Yani single üzerine gidiyor. Şey, tekli üzerine gidiyor. Tekli tutarsa diğerleri başka tekli veriyorsunuz. Ama metal için öyle değil. Metalde hala albüm geçerli Avrupa'da. Ama Avrupa'da. Hala da dediğiniz gibi. Tabii aslında, rock, heavy metal bazen bir bütünlük oluyor. Tabii şarkılar bir yani konsept şey gibi, konsept oluyor. Bu anlamda tabii ki albüm yapanlar hala var. Hatta fiziki olarak da çıkartanlar var. Biraz plağa yönelenler. Plak, aynen. Plak şu an plağa yönelenler var. Ama ne olursa olsun o hani toplu albümler. Bir de tabii ki yani şarkılar dediğimiz şeyi böyle tek şarkıya yüklenmek, bir müzisyen grubunun da topluluğunun da tek bir yönünü görmek gibi. Evet. En azından hani çoklu şarkılar, hani bak biz bunu da yapıyoruz, bak böyle bir baladımız var, böyle bir hareketli şarkımız var. Bunları hani daha çok göstermek, belki daha çok kitleye ulaşmak için önemli bir yol oluyor. Bizim özellikle kaset döneminde müthiş böyle Türkiye'de de bir bütünlük içerisinde albümler çıkardı, şarkılar. Bazen üvertür olurdu, intro falan böyle hani bir şarkının girişi ayrıca yapılırdı, ayrı bir şarkı tabii, olarak. Siz hazırlardı böyle yapılırdı. Ama tabii onlar şu an biraz azaldı gibi bu tekli yapılar nedeniyle, bu internet dünyasında nedeniyle. Kesinlikle. Zaten strateji şu an tekli üzerine kurulu. Yani bizim stratejimiz belki hatalı ama biz de dediğiniz gibi bunu da koyalım, bunu da koyalım. Hani farklı bir bağıt var, bir hızlısı var. Bir hani biraz daha farklısı var. Ama bunda karadeniz motifleri var, bunu da koyalım. Yani kıyamıyorsunuz böyle. Bir kısmı 4 parça olmuş, 10 parça olmuş. Hani EP ve albüme bizi götürüyor ama dediğiniz gibi aslında tekli şu an geçerli olan kural. Evet. Evet, Anayurt Kitap Fuarı'nın düzenlediği kitaplar bölümünde size ilk tanıtacağım isim belki de yazarlık deyince, romanlar deyince akla ilk gelen isim Dostoyevski. Dostoyevski dünyanın bana göre en büyük yazarı, benim de en sevdiğim, en çok okuduğum yazar diyebilirim. Tabii ki Dostoyevski deyince Suç ve Ceza, Budala, Karamazov Kardeşler, Yer Altından Notlar en fazla ön planda olan, belki en çok okunan kitaplarıdır. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu şekilde. Bugün size biraz daha az kişinin bildiği, diğerlerine göre daha az okunduğunu düşündüğüm, ismini söylemekte de biraz zorlandığım bir kitabı sunacağım. Stepančíkovo Köyü. Stepančíkovo Köyü Dostoyevski'nin az bilinmesine rağmen çok önemli romanlarından. Tabii ki Dostoyevski'nin bazı eserlerinde bir diyalog ağırlığıyla, hep bildiğimiz bu durum tanımlamalarından ziyade ağırlıklı olarak diyalogların olduğu kitapları da var. Stepančíkovo Köyü bu kitaplarından birisi. Çok kolay okunan, hızlıca geçen, biten bir kitap. Bu kitabı okumayanları öneririm. Dostoyevski, Stepančíkovo Köyü. Diğer tanıtacağım isim ise Halil Cibran. Kitabın ismi Aforizmalar. Halil Cibran'ın kısa yazıları, öyküleri tabii ki çok ön plana çıkmıştır. Orta Doğu'nun en büyük yazarlarından birisi olarak gösterilen bir isim Halil Cibran. Aforizmalar ise benim Halil Cibran'a en çok beni etkileyen çalışmaları. Çünkü Halil Cibran çok güzel cümle kuran, anlatmak istediği felsefik, varlık üzerine, psikolojik, yaşam, din vesaire her neyse
Bunları çok iyi anlatan bir isim ve her sözü insanları etkileyen bir yazar. Halil Cibran'ın Aforizmalar kitabını da herkese öneriyorum. Evet, Anayurt Kitap Fuarı'nın sunduğu kitaplar bölümümüzü burada noktalıyoruz. Anayurt Yayınları kitap gezisini sundu. Evet, sanat güncesinde Erkan Yeşilbaş'la sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki Erkan, öncelikle her müzisyenin iddiası, hayali dinleyiciye canlı bir şekilde konserlerle ulaşmaktır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde İzmit nasıl bir kenttir? İzmit'te açıkçası beste müzik çalabileceğiniz yerler biraz kısıtlı tabii. Belki. Beste müzik olayı konusunda çok önemli aslında bir şey söyledin. Hemen lafını kestim. Tabii. Çünkü zaten beste müzik olayı her yerde aslında. Türkiye'nin birçok yerinde. Hatta İstanbul'da da. Yani bu mekanların böyle daha çok tabii ki kitleye yer verebilmek için ağırlıklı olarak işte coverlar, herkesin bildiği şarkılar, en çok istenen, en çok sevilen şarkılar üzerinde bir şarkı listesi bekledikleri bir gerçek. O yüzden ağırlıklı olarak kendi bestelerine yönelen grupların işleri çok bilinenler dışında elbette ki zordur. Evet, kesinlikle. Senin gruplarının da bu durum nasıl? Aynı şekilde, yani bize tabii kitlelerimize çok büyük kitlelere ulaşmamız için ya İzmit, bizim geldiği konserimiz hep İstanbul'da oldu manayla. Atölye zaten oraydı da manayla da işte Taksim ve Kadıköy'deki çeşitli mekanlarda konserler verdik. İzmit'te tek konserimiz belediyenin düzenlediği bir şey vardı. 29 Ekim şenlikleri vardı. Bu eski Perşembe Pazarı olduğu yerde. Ne zaman? 3 sene önceydi. Pandemiden önce. Orada yer aldık. Onun için İzmit'te hiçbir şeyimiz olmadı. Bir de eski davulcumuzun bir kendi bir ev mekanı vardı. Bamgü Müzik isminde. Orada sadece bir kokteyl gibi böyle yani eşe dosta verdiğimiz bir 50-60 kişilik bir kalabalığa verdiğimiz bir konser oldu. Onun için İzmit'te bir şeyimiz olmadı şu ana kadar. Açıkçası hayal kahvesi dışında şu an beste müziğin çıkabileceği pek bir yer gözükmüyor. Diğer mekanlar hani 260 gibi. İsim vermeyelim o kadar. Olur, tamam. Yani diğer mekanlar biraz şey tabii, dediğiniz gibi cover. İnsanlar eğlenmeye geldi, bilir şarkıları duymak istediği. Mutlaka, o da çok doğal bir. Tabii. Her iki talim. Beklenti o şekilde zaten. Siz peki ağırlıklı olarak gruplarında coverlara yer vermeyi düşünmüyor musunuz? Biz de manada aslında cover kullanıyoruz ama o coverlarda az bilinen coverlar. Yani Balkan türküleri, çeşitli Karadeniz türküleri gibi. O tarz işte Magosa Limanı gibi mesela. Veya dediğim gibi buna gel Gülşah'tan gelen şeyler. Onun biraz daha şey Balkan tarafıyla ilgili araştırmaları falan var. Oradan getirdik hepsi benim türküler falan var. Onları falan çalıyoruz ama tabii onlar da bilinmediği için. Yine aynı kapıya çıkıyor. Biraz insanlar beste gibi zannediyor onu da. Doğru. Aynı kapıya çıkıyor aslında biraz. Şey, İzmit müzik üretimi açısından nasıl bir kent? Yani İzmit aslında iyi müzisyenler, sanatın her alanında güçlü isimleri çıkartan bir kent. Sen nasıl tanımlıyorsun? Ben aynı fikirdeyim ama genelde buradaki çıkan müzisyenler yani faaliyetini İstanbul'da devam ettiriyorlar. İşte mesela Sencer de aynı şekildeydi. Mesela buradan çıkan yine Erdem Çapar var, belki tanırsınız. İşte Barış Ertunç falan var, Fatma Tokun gitarisi falan. Hepsi şey yani buradan çıkıp İzmir çocuklarıdır ama tüm şeylerini, faaliyetini İstanbul'da gerçekleştirdiler. İzmir'de evet. Güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ama bunu yani sergecik bir ortam bulunmadığı için, yani İstanbul evet. Şu an yakın olduğu için orada şanslar deneniyor. Ben öyle düşünüyorum. Tabii sonuçta bu aslında daha hani önemli bir konu yani. İzmit'ten çıkan hani güçlü sanatçıların büyük bir bölümünün İzmit'te olmaması hakikaten bir problem. Başka yani manayı ağırlıklı olarak konuştuk. Hedeflerin ne? Yani böyle hani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra nerede, ne yapmak istiyorsun? Hedeflerim, dediğim gibi şu an 49 yaşına geldim ama hala yani 20 sene önceki hedeflerim değişmedi. Hala yani müzemi insanlara beğendirmek, kitlelere ulaşmak ve yapılmış farklı şeyler yapmak istiyorum.
hiç denenmemiş müzik türleri denemek istiyorum. Çeşitli sentezler yapmak istiyorum. Dediğim gibi yaptığım projelerle bunları başarabilir miyim? Tabii zaman gösterecek. Belki bizim Anadolu motifleri Suzan'la yapacağım yeni parçalarda Avrupa'da başka bir tat bırakabilir. Oraya yabancı olmuş Anadolu olacak. Anadolu motifleri olduğunda hani Türkçe sözlü. Yok ya, aslında Suzan'la tabii İngilizce ama motifler yani melodilerimiz işte Doğu Karadeniz ağıtları veya bizim işte Orta Anadolu müzikleri. Onlardan biraz nameler, ya biraz şey Moğollar veya şey Serdar Bağcan veya Barış Manço örneği gibi. Evet, evet. O tarz dokunuşlar belki şey yapabilir. Tabii aslında bu tarz örnekler yurt dışında da var. Hani Altın Gül grubu gibi mesela. O psychedelic rock coverlarını 70'leri 60'ları toplayarak. İki tane Türk var. Hollandalı ekipten oluşan Altın Gül. Aslında bunu daha önce yaptı ama ya farklı yapılmış bir sentez yaparak ben de belki Suzan'la ile orada bir şey yapabilirim. Daha çok ilgi çekebilirim. Çünkü Dance Like a şarkısı tam güzel bir şarkı. Herkes beğeniyor ama Avrupa'ya yabancı bir şarkı değil. Yani o tarz işte masalsı şarkılar, böyle kelt melodili olan şarkılar bolca var. Değil mi? Onlar da onlar yabancı yani gelmiyor. İskandinav tarafına tabii gidildikçe daha fazla. Tabii kesinlikle yani. Onların böyle hala da gerçekten bu modern müziğe çok güzel adaptasyonları var. Sen mesela bizim özellikle gotik Dead, o İskandinav kokusu böyle çok güçlüdür orada. Öyle değil mi? Cisco abi. Yani benim en sevdiğim gruplar zaten oradan yani. Finlandiya, İsveç, Norveç, o taraftan Amorphis mesela. Evet. Bu anlamda aslında kendi kültürel müziklerini modern ve hayal ettikleri, hedefledikleri müziğe adaptasyonları, bunun adaptasyon çok ileri boyutta olanları da var. Yani ismi şu an aklıma gelmeyen bir grup var. Bu anlamda tabii Türkiye'de az örnekler buna örnekler. Özellikle yeni dönemde. Belki Pentagram'da bazı albümlerinde biraz böyle hani. Evet o denediler aslında ama sonra vazgeçtiler yani. Dışa kapattılar kendilerini. Unspoken albümünde, bir albümünde, Anatolia albümünde bunları aslında biraz sundular. Evet Erdem, başka neler söylemek istersin? Bir pandemi dönemine geçirdik, geçiriyoruz gibi bir dönem. Onunla ilgili, kendinle ilgili başka neler söylemek istersin? Pandemi dönemi tabii tüm müzisyenleri olumsuz etkiledi. Ya tabii benim gibi belki hani birinci mesleği müzik olmayan kişiler için biraz daha durum farklı oluyor ama yani tüm gelir müziğe bağlı olan kişiler tabii sadece sahne performans müzisyenleri değil. Bunun arka planda çalışanları da var. Ton mesterine, ışıkçısına kadar, işte mekanda çalışan kişilere kadar. Hepsi olumsuz etkilendir. Umarım en kısa zamanda tamamlanır, pandemi biter. Hayat normal döner. Ya yavaş yavaş bir ısınma var zaten şu an. Yavaş yavaş tekrar canlanma görüyoruz. Pandemide biz mesela manayla evet görüşemedik, ara verdik ama bir avantaj da mesela Avrupa'da birçok grupta da bu oldu. Tura çıkamıyor ama bu sefer beste yapmak için çok rahat bir zaman olmuş oldu. Sürekli tura çıkan gruplar var mesela. Demin sayınız gruplar. İskandinav grupları falan mesela özellikle. Adamlar sürekli turdalar. 2 yıl boyunca bir turda çıkıyorlar. Sonra albüm için sıkışık bir zamanda albüm yapıyorlar. Ama pandemi sebebiyle tur olmayınca çok rahat rahat hani kendilerini dinleme şansları oldu. Biz de aynı şekilde yani mana olarak da daha fazla evde bir şeyler üretme şansımız oldu. O tarz yani bir pozitif, küçük de olsa bir pozitif etkisi oldu ama. Pozitif etkisi oldu. Tabii ki tüm üretenlere belki bu anlamda olmuştur. Evet. Bu haftalık programı burada noktalıyoruz. Erkan Yeşilbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Suzan'la Somerer'e aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Bu hafta sinemalarda neler var, hangi filmler var? Önce onları göz atacağız. Sonra da programı kapatacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.